Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayi ilişkileri her geçen gün daha da gelişirken Türkiye'nin yüksek teknolojik ve yerli silah sistemleri Azerbaycan'ın tüm güvenlik birimlerinde aktif olarak kullanılıyor. STM tarafından geliştirilen kargo kamikaze insansız hava aracı sistemleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın kullandığı modern silahları incelerken görüntülendi. Bu bağlamda kargo Azerbaycan İstihbarat Servisinin Kartal Özel Operasyonlar Başkanlığı envanterinde yer alıyor. Kargo geçtiğimiz aylarda yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından kullanılmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda Terter'in can yatak yerleşimi yakınlarında terk edilmiş bir mevzinin kargo insansız hava aracı ile vurulduğu görülmüştü. Can yatakta Azerbaycan askeri güçleri tarafından çekilmiş ve Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanmış 46 saniyelik görüntüye göre daha önce bir savaş mevzisi olduğu anlaşılan köyde savunma için kullanıldığı anlaşılan çok sayıda lastik görünüyordu tek bir asker tarafından taşınabilen görüş içi ve görüş ötesi hedefleri tespit ve imha etme kabiliyetine sahip, taşınabilir döner kanatlı milli vurucu insansız hava aracıdır. Kargo insansız hava aracı, görev bilgisayarı sayesinde otonom olarak seyri sefer icra etme ve operatör aracılığıyla görev bölgesinde tespit edilen sabit veya hareketli hedefleri etkin ve isabetli şekilde imha etme kabiliyetine sahiptir. 5 ve 10 kilometre menzil, 30 dakika görev süresi, elektrikli tahrik sistemi, 1,5 kilogram harp başlığı taşıyabilen kargo, gündüz gece etkin operasyon, hassas vuruş kabiliyeti, düşük radar kesit alanı, farklı mühimmat seçenekleri ve hareket hedeflerin tespit ve takibi gibi özellikler sunuyor. STM tarafından geliştirilen kargo döner kanatlı vurucu insansız hava aracı 10 ülkeye ihraç edilmişti. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 3000 adede yakın kargonun üretildiğini ve yeni ülkelerle ihracat görüşmelerinin devam ettiğini açıklamıştı. Özgür Güleryüz aynı zamanda kargo için geliştirme çalışmaları devamız, delici harp başlığının nihai test aşamasında olduğunu açıklamıştı. Öte yandan Fransa, Ermenistan'ı silahlandırmanın yanı sıra Ermenilere silahlı eğitim vererek Azerbaycan'la savaşa hazırlıyor. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Rus askeri blok yazarı Anastasia Kaşevarova'nın Fransa'nın Ermenilere silahlı eğitim verdiği yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Rus yazarın, Ermeni ordusunun Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak üzere eğitildiğini iddia ettiğini, ancak bu iddianın gerçekçi görünmediğini belirtti. Fransa'nın Ukrayna cephesine en az ücretli savaşçı gönderen ülkelerden biri olduğunu ifade Usman, Fransa şu anda her ne kadar Rusya'ya karşı cephe alıyor olsa da savaşın başından beri Moskova ile anlaşmadan yana olduğu ve Ukrayna'ya verdiği desteğin daha çok bir zorlama olduğu görülüyor. Güney Kafkasya'da yaşananlar, Fransa'nın çıkarları ve olası senaryolar karşısında Ermeni ordusunun bu bölgedeki planlara hazırlıklı olduğu ihtimali güçleniyor. Kaşevarova'nın Rusya'ya karşı mücadele fikri kamuoyunu yönlendirmek için hesaplanmış olabilir. Özellikle Moskova-Erivan hattındaki çatlaklar derinleştiğinde, Rus uzman topluluğunun bu tür pozisyonları yoğunlaştı. Ancak Rus blok yazarının Fransa'nın Ermeni askerlerini eğittiğine dair söylediklerinde doğruluk payı var. Erivan Anlaşması sadece Ermenistan'ın silahlandırılmasını değil, aynı zamanda Ermeni ordusunun modernizasyonunu, eğitimini ve personel eğitimini de içeriyor. Buradaki en önemli noktalardan biri Karabağ'dan gelen gönüllü gençlerin eğitim kamplarına katılımıyla ilgili bilgilerdi. Bu gönüllülerin Karabağ'dan sürülen Ermeni ve ayrılıkçılardan oluşan silahlı grupların üyeleri olması da bir istisna değildir. Bazıları Ermenistan'a döndükten sonra orduya kabul edilmedi. Ermenistan'ın onlardan özel eğitimli gruplar oluşturmayı düşünmesi mümkündür. Fransa'da eğitim gören Ermenilerin Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak yerine Azerbaycan'a yönelik olası saldırılara hazırlanma ihtimalleri güçlü. Güney Kafkasya'da yaşananlar ve Paris'in planları bu ihtimali daha da artırıyor dedi. Diğer yandan Ermenistan terör örgütü Voman'ın başkanı Vova Vartanov, Azerbaycan'a saldırmaları durumunda Azerbaycan ordusunun Erivan'a gireceğini belirtti. Vartanov, "Neden savaş hakkında bu kadar çok konuşuyoruz? Azerbaycan'a direnecek normal bir ordumuz bile yok." Azerbaycan'a askeri operasyon başlatırsak 2 saat içinde zırhlı araçlarla Erivan'da olacaklar. Bu dönemde ne olacak? Amerikan ordusu mu bizi kurtarmaya gelecek yoksa Rus ordusu mu? Peki geliyorlar diyelim ama ne kadar sonra? Şimdi kendimi kandırmaya çalışıyorum ve Rusların, İranlıların ya da Amerikalıların gelip bizim için savaşacağına inanıyorum. Diyelim ki savaşacaklar ama ne zaman Ermenistan'a gelebilecekler? Azerbaycan ordusu, ordumuzun üçte birinin yoğunlaştığı Ararat, Kotayık, Armavir'e 10 dakikada girecek, sadece 2 saatte de Erivan'a girecek dedi. Ermeni tarihçi Kazaryan, Barış Kavşağı projesinin bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için barıştan ve çatışma çözümünden yana olduklarının herkese önemli bir sinyali olduğunu belirtti. Kazaryan ancak ne yazık ki Güney Kafkasya'nın barışın çok uzun sürdüğü bir bölge olmadığını belirtti. Kazaryan, başta Ermenistan'ın dağlık bölgesi olmak üzere medeniyetlerin ve halkların kavşağında yer alan bölgenin her zaman savaşların merkez üstünde bulunduğunu, bunun sonucunda da Ermeni halkının acı kayıplara uğradığını savundu. Kazaryan, barış isteyemeyiz ama bu tür projeler Ermenistan'ın ulusal çıkarlarına dayanmalı ve tek taraflı olamaz. Komşuların da bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor, dedi. Rus siyaset bilimci Igor Korotchenko, Ermenistan ile İngiltere arasındaki askeri işbirliğini değerlendirdi. Rus uzman, henüz İngiliz birliklerinin Ermenistan'da ortaya çıkmasından bahsetmiyoruz. Erivan'ın güvenlik sisteminin dönüşümünden bahsediyoruz, dedi. Igor Korotchenko, Erivan'ın Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü şemsiyesinden çekilme sürecinde olduğunu, aynı zamanda Batı Avrupa güvenlik güçlerine entegre olma sürecinde olduğunu söyledi. Rus uzman, Ermenistan şu anda askeri ve askeri teknik ilişkilerini çeşitlendiriyor. Fransa'nın ardından İngiltere ile de işbirliği belgesi imzalandı. Birleşik Krallık, gizli diplomasi yoluyla da dahil olmak üzere önemli nüfus potansiyeline sahip ciddi bir oyuncu. Özellikle MI6 fonlarının kullanımıyla. Maalesef bu şu anlama geliyor, Rusya'nın Ermenistan'la mevcut gerilimin bir şekilde çözüleceği yönündeki umutları haklı değil, dedi. Rus uzman, Ermenistan'ın kolektif güvenlik antlaşması örgütünün zayıf halkası olduğunu, bu bağın kopmasının Rusya'yı zayıflatmak anlamına geldiğini sözlerine ekleyerek, bu politika ABD, İngiltere, Fransa ve diğer bazı ülkeler tarafından uygulanıyor, dedi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı düzenlenen Çengel 3 operasyonlarında 1 milyon litre kaçak akaryakıta el konduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Operasyona Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katıldığını belirtti. Yerlikaya, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'inde bulunduğu 46 ilde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiğini belirtti. Bu kapsamda 278 adreste arama yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon lira olan kaçak akaryakıt ele geçirildi. 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı. Toplam 20 milyon 825 bin 351 lira idari para cezası uygulandı. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Bilimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında kaçakçılara ve sahteciliğe karşı operasyonlarımız artarak devam edecek dedi.